Hile. Çünkü bu da işin çok önemli. Bunlardan bir tanesi de örtme tekniği. Şöyle yapıyor. Mesela böyleyken birden bunu yapıyor. Birden elini uzatıp birden bunu indiriyor. Sadece. Bak, tane saniye kesim oluyor bunlar. Birden öyle bir şey. Birden bunu yapıyor. Aniden öyle bir şey beklemiyor ki. Bunu sürekli yaparsan olmaz. Ama arada bir kere yaparsan tutar. Bu şimdi bir manipülasyondur. Mesela. Bir de genelde sen ne kadar rastlarsınız. Tut bileğimi. Asıl bileği zorla büker. Bük bu tarafa doğru bükmesini. Bu şekilde büker. Çevirmeye çalışıyor. Özellikle polislerde çok rastladığımız. Aslında şu teknikte biraz ileri gitsek tekniği bakın. Bük. Bak biraz ileri gitsek tam tersine bir durum söz konusu olmuş. Buna çapraz yapıyoruz. Şimdi Hasan dedik ya kırık mı tutuyor? Gelip mi tutuyor? İki el ağırlıklı mı tutuyor? Alt hafta üst üste mi tutuyor? Çapraz mı tutuyor? Yan yana mı tutuyor? Yan yana gelip mi? Kırık mı? Az önceki o çaprazlar gelip mi? Kırık mı? Bunlar hepsi önemli. Hepsi her şeyi değiştiriyor. Ve çift kişilik tekniklerimizde mesela birçok şey aslında çok basittir. Ben bir örnek vereyim müsaadenizle. Mesela kim girebilir? Buyurun. İsim neydi? Hilayetçin. Şimdi bakın, bir daha et ağzı yüklesin. Şöyle bir teknik vardı. Yani Çin'le de falan. Çin'le de yakın dövüşlerin atası. Çin köklemine. Daha sonra Japonlar etkileniyor. Jiu-Jitsu'yu çıkarıyor, oradan judo oturuyor falan. Ama şöyle bir teknik var, bakın. Bunu gördük, bu var. Aslında, bakın şimdi. Bakın, bir dakika yolladım, iki kişi. Yaptığım aynı şey. Bakın. Yaptığımız aynı şey. Değişen bir şey yok ki. Bir elde yaptığımızın aynısını, iki elde yap. Düşürdük. Yani buradan sizden isteyeceği de anlamam girmek. Yani bir parmağı kırmak. Ama şunu ifade etmek açısından diyorum. Yani basit. Çaprazı aldı bakın. Çekiyor. Buradan dönüyor. Pozisyon bu. Basit değil mi? Fakat biz burada şunu hatırlatıyor. Diyoruz ki bunlarda bir göze girmek. Göze girdikten sonra bu daha kolay. Mümkünse önce bir göze vur. Ondan sonra çatlamanın düzlüğü önemli değil. Şimdi aynı şey. Aynı çatlaz. Hareket yaparak yani bir kişiye yaptığını aslında ne yaptın? İki kişiye yaptın. Fark eden bir şey yok. Ayıcı sellerin çok hoşuma giden bir tekniği vardı. Yakaya pençe gelir mesela. Bakın. Çok geçerli. Bayanlar için özellikle. Mümkünse de tek parmağı tutabilirsiniz de. Bu da mümkün. Hayatı elinizde. Hiçbir erkeğin tek parmağı bir bayanın avucundan güçlü olamaz. Yeter ki ani olsun. Bazıları çok güçlü olabilir. Hani direnebilir ama ani yap bakalım direnebiliyor mu?